Aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu. Hani azizler, biz kutlayotgan kış fasli hem keldi. Bu kışta kimdir yengeçliği bilen, kimdir kıyınçliği bilen kütü yaptı. Bana bizi muhtaç ailelerimizden köp kongurağlar bu geldiği sebepten bu müracaat kılıçlikke mecbur oldu. Elbette biraderler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkilerdik. Yaşlı kız alavat kılıç insan, bu da şu yaşlılığın acını alır dedi. Bana şu videolarımızla görüşür, bana şu hayyarımızla tarkatsanlar, elbette kıyınçılığı da turgan, savukatı turgan hanadallarına kömür kiriştiğe siz sebep kurtulaz, siz hem bu nesilden acı alırsınız. Elhamdülillah şu gün geçe videolarımızda bir fark bulmaya geliyordunuz. Şu videolarda hem koldan kegençe tarkat koyular, kimdir bana videonun tarkat işler, kimdir dua bulan, kimdir pulu bulan yordam verip geliyordunuz. Siz sebeple kimdir acilge ege bu polisi mümkün. Ya ki şöyle gelip, kaysıdır bitti oylege, ikti oylege, eğer de kömür, produkta haberi mahçup olsaylar, bana 707 bulan, 98, 36, 98 telefon numaralarımızda, mbanklarımız var, yedinçalarımız var. Yani yana bir numaralarımız 557 bulan, 05, 06, 06 telefon numaralarımız. Bu numaralarımızda şu Daston T çıkardı. Benim olan ödüler, hisseler, koçiler, yok aka, o'sha oilalarga o'zim 1 tonnami, 2 tonnami, 3 tonnami ko'mir olib berib beraman desanglar, o'sha telefon raqamlarga qo'ng'iroq qilsanglar, manzil, mesta polijinalarni tashib berib, ko'mirni olib kelib bersanglar, inshaalloh nechta oilaga bo'lsa ham qo'lingizdan kelgancha. Lekin men uyda o'tiribman, ko'mir olib bera olmayman degan insonlar ushbu videoni keng tarqatishga o'zingizni hissangizni qo'shing. Kimdir siz orqali 1 tonna yoki 1 kamaz ko'mir olib etsa, o'sha ko'mirni aynan siz tarqatgan olib ber. Odam savobiga sherik bo'lasiz inshaalloh. Xudo xolasa sizlardan kutib qolamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şundayı merhamet kıladı. Estağfirullah. Ve ma umiru illa liya'budu Allah muhlesine lehu d-din. Hunafa'a ve yuqimus salata ve yu'tu zaka ve zalike dinul qayyime. Holbuki ular faqat yagona Allohga, u zot uchun dinni xolis qilgan, to'g'ri yo'ldan og'magan hollarida ibodat qilishga va namozni to'kis ado etishga hamda zakotni ato etishga buyurilgan edilar. Mana shu to'g'ri yo'ldagi dindir. Musulmon odam Robbisiga qiladigan ibodatida muxlis bo'lishligi kerak, xolis bo'lishligi kerak. Insonni tashqi holati bu ibodatda ko'rinsa, ichki holati birodalar ixlos bo'ladi. Buni hech kim ko'rmaydi. 2-oyat. Astagfirullah. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Zumar surasi. Ey Muhammad alayhisalom. Albatta biz sizga bu kitobni haqqi ros nozil qildik va siz Allohga u uchun diningizni xolis qilgan holda ibodat qiling. Xolislikka buyurilyapti. Keyingi oyat. Astagfirullah. Qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini. Ayting, men yolg'iz Allohga u zot uchun dinimni xolis qilgan holda ibodat qilurman. 4-oyat. Astagfirullah. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huval azizul g'afur. Ey insonlar, u Alloh sizlarning qaysilaringiz chiroyliroq, yaxshiroq amal qiluvchi ekanligingizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir. U qudratli va mag'firatlidir. Fuzayl rahimahulloh bu oyatni tafsirida aytadi: amal to'g'ri va xolis bo'lishi kerak. Sunnatga to'g'ri kelish kerak qilgan amalimiz va bu amalimizdan ko'zlagan maqsadimiz Allohni rizosi bo'lishligi kerak. Ixlos val muvofaqata sunna deyiladi. Amal qabul bo'lishligi uchun sunnatga to'g'ri kelish kerak zohiri va xolis Alloh ko'zlanishi kerak botini. Shunda bu amal qabul bo'ladi. Keyingi oyat. Astagfirullah. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan soliha va la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Kahf surasi. Ey Muhammad alayhisalom, ularga ayting: hech shak shubha yo'qki, men ham sizlar kabi bir odamdirman. Menga
parvardigoringiz yolg'iz Allohning o'zi ekani vahiy qilinmoqda. Bas, kim parvardigoriga robola bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda yaxshi amal qilsin va parvardigoriga qulchilik, bandachilik qilishda biron kimsani unga sherik qilmasin. Allohning rizosi uchun, Allohning roziligi uchun qilinadigan ishda Allohning roziligidan boshqa narsalar ko'zlanadigan bo'lsa, mana shu amaldagi shirk bo'ladi. Demek kim kıyamatta Rabbisinin huzurunda turuştan ümidi bulsa, cennetten ümidi bulsa, Allah'ın didarını görüştan ümidi buladıyan bulsa, kliyetken hemen işi Allah için bulsun, terk kliyetken işlerden közlegen maksat hem Allah'ın razılığı için bulsun. Arada taşırsam hürmetim buladı, namaz okusam cemiyette hürmet gibi bulamam. Eğer bu kliyetken işlerde Allah'ın rızasından başka nasıl maksat kılınsa, buradalar bu şirk buladı. Muhabbet hatarlı mavzu da baktık. Endi ixlos undan ham xatarli bo'lgan mavzu. Har kuni ertalab turib ko'chaga chiqib ketayotganda mana shu ixlosimizni yangilab olishimiz kerak. Niyatlarimizni yangilab olishimiz kerak. Chunki amalda qilib turib, unga kuyib qolishlik insonga juda ham alam qiladi. Qilmasdan biror narsaga erishmasiz, endi harakat qilmadim bo'lmadi-da deysiz. Ammo harakat qilib turib, mehnat qilib turib, qiyomatga borganda bu amallari yuziga uriladigan bo'lsa insonga juda ham alam qiladi. Keyingi oyat. Haqiqiy musulmon bo'lgan holida o'zini Allohga topshirgan va haq yo'ldagi Ibrohimning diniga ergashgan kishining dinidan ham go'zalroq din bormi? Axir Ibrohimni Alloh o'ziga do'st tutgan. Bunga o'xshagan ixlosga buyuradigan oyatlar Qur'onda juda ham ko'p birodarlar. Ixlos mana shu narsa. Biz Allohning huzurida martabamız balat bo'lishligi uchun, Allohga mahbub bo'lishligi uchun ko'p amal qilamiz. Ko'p amal qilishimiz kerak. Ammo payg'ambarimiz ushbu hadisga quloq tutaylik-da. Ya ma'az, akhlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Rasululloh Mu'az ibn Jabal roziyallohu anhuga nasihat qilib aytdilar: "Ey Mu'az, diningizni xolis qiling. Shunda amalning ozginasi ham sizga kifoya qiladi." Ko'p amal qila olmayapsizmi? Bilyapsiz, amalingiz oz. Lekin qilayotgan ozgina amalingizni ixlos bilan qiladigan bo'lsangiz, Rasululloh aytibdilar, shuni o'zi yetadi senga. Alloh taolo Qur'onda mana shu ixlossiz amal qilganlarning amallarining ahvoli nima bo'lishligini xabar berib aytadi. Astagfirullah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ko'p amal qilgan, katta amal qilgan, lekin xolis bo'lmagan. Alloh aytadi: "Zotan biz ular qilgan har bir yaxshi amalga kelib, uni sochilgan tozon kabi qilib qo'ygandirmiz." Yo'q qilib yuboradi Alloh taolo. Yo'q qilib yuboradi. Har qancha katta bo'lmasin, agar amal ixlossiz bo'ladigan bo'lsa, sohibiga u foyda bermaydi. Endi ixlos bilan ozgina amal qilingan bo'lsa, mana shu amal o'zini sohibiga foyda beradi. Ikki dunyoda saodat yetishiga sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhuga qilgan nasihatiga quloq tutamiz. Ya Sa'd, innaka lan tuhallafa fa ta'mala amalan tabtaghi bihi wajhalloh illa izdadatta bihi khayran va darajatan va rif'atan. Ey Sa'd, albatta xilof qilmasdan bir amalni Allohning yuzi uchun qilarkansiz, albatta ana shu u amal bilan yaxshilik, daraja va martaba jihatdan ziyoda bo'lasiz. Buxoriy va Muslimdan. Ya'ni bir ishni Allohda o'zi yolg'iz Allohning roziligi uchun qiladigan bo'lsangiz, mana shu qilgan ozgina amalingiz bilan darajangiz ham ko'tariladi, martabangiz ham ko'tariladi, yaxshiliklar ham kattasiga ega bo'lasiz. Ixlos, ixlos, ixlos. İhlasını ulamalar sütge okşatadı. Sigir, ya ki koy, ya ki eçki, sarık çöptü yiydi, kök çöptü yiydi, başka rengdeki çöplerini yiydi. Aş kazanıge çüşadı. Uyada, ne der, yirin yiydi, uyuydu, bu yiydi, manışı çöpler aralaşadı. İçek götadı. Kan, yirin, aralaş, necasatlarını içiden, appak süt çıkadı. Sütge okşaydı ihlas. Çünkü insonning miyasida ham turli riyo, xo'ja ko'rsin, shirk shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Maloish qilsang baloncha maqta edi, maloish qilsang hurmating bo'ladi. Shunga o'xshagan buzuq, noto'g'ri niyatlarning ichidan xolis Alloh uchun
deb niyatda tozalab ish qilar ekan, boyaga qorindan sut chiqqandek birodarlar toza bo'lib. Insonda mana shunday pokiza bo'ladi. Va juda qiyin narsa bu. Juda ham qiyin narsa. İhlaslı ve ihlassız adam. Bir adam sorashi mümkün. Men ihlaslıymanmı yoki ihlassızmanmı? Qanday bilaman? Savol shuna degan. Mana o'zidan so'rang. Men ihlaslıymanmı, ihlassızmanmı? O'ylanmasdan nima deymiz? İhlaslıyman deysiz. Har kim o'zi xohlagandaqa, ya'ni qanday bo'lishni xohlagan bo'lsa, o'shunday tasavvur qiladi o'zini. Bizi qori domlamiz o'sha manaqa katta yoshdagi shogirdlarga Qur'on o'qitsa, xullas o'sha mayda so'ralarni bergan, o'qib kelgan o'qisa xatosini topaveramish. Mahrajdan xato qilyapsiz, tajvidda xato qilyapsiz, xatosini topaversa, ey demish. Domla, men uyda Mishari Roshid bilan bir xil o'qiyman kasetani qo'yib olib. Sizlar xatoimni topaverasiz. Ya'ni o'shanga bo'lishni xohlayapti va o'shaqa deb hisoblayapti o'zini. Mishari bilan bir xil o'qir ekan. Mana endi hamma o'zini Mishari ibn Roshid al-Ifasi deb his qilgandek, hamma o'zini muxlisman deb o'ylaydi, xolisman deb o'ylaydi. Mana ulamolar bir qancha bir belgilarini aytishgan ekan, agar shu belgilar sizda bo'lsa, demak, ixlosli odamsiz. Odamlarni maqtashi va yomonlashi sizga barobar bo'lsa, demak, ixlosli ekansiz. Savobli ish qildingiz, biroq bilmadi, biroq maqtamadi. Maqtasa ham, maqtamasa ham baribir qilaverasizmi? Demek ihlaslıysınız. Makul mu? Yani bir belgisi, riyadan uzak olsayız. Yani adamlar körüp kalışını haklamasayız. Hakiki muhlis bende, özünün ayıplarını kendi yaşarsa, özünün faziletlerini, sevaplı işlerini hem şunda yaşaradı. Kaytarıp etmem. Siz özünüzü, ayıp kamçilerinizi yaşırgendik, savobli, chiroyli bir fazilatli amallaringizni ham odamlarga ko'z-ko'z qilishdan yashirayotgan bo'lsangiz, demak, ixlosli ekansiz. Inson o'zini ichida, nafsida bo'lib turgan narsani yaxshi bilib turadi. Alloh taolo uni shunday qilib yaratgan. Ya'ni o'zini aynayotganini ham, tuzalayotganligini ham his qilib turadi. Ixlosni, ya'ni kishi ixlosli ekanini yoki riyo qilayotganini ham o'zi biladi. Omonatdorligini ham, xiyonatkorligini ham biladi. Bu bashariy nafsning sirlaridan. Agar amaling Alloh uchun bo'lsa, xolis bo'lsa, musulmonlarning rahbarlariga nasihatgo'y bo'lsang, musulmonlar jamoatini o'zingga lozim tutsang, qalbingda biron kimsaga nisbatan adovat bo'lmaydi. Qaraylar-da. Musulmonlarning rahbarlariga nasihatgo'y bo'lsang, musulmonlarni jamoatini o'zingga lozim tutsang, haq yo'lda bo'lsang, musulmonlarga nisbatan qalbingda adovat bo'lmasligi kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mana bir qancha hadislarni o'qiymiz. U siz bilan bizga miqyos o'lchovlarni belgilab beradigan hadislar. Bariya minal kibri man hamala hajatahu bi yadihi. O'zingizni xizmatingizni qo'lingiz bilan qilib yurgan bo'lsangiz, demak siz kibrdan omon ekansiz. Ya'ni kiyimini o'zi yamog'ini tikayotgan bo'lsa, mashinasini o'zi yuvayotgan bo'lsa, oyoq kiyimini o'zi boylayotgan bo'lsa. Ikkinchi hadis. Bariya minal nifaqi man aktara min zikrillah. Kim Allohni zikrini ko'p aytgan bo'lsa, nifoqdan omonda ekan. Nifoqdan munofiqlar omonda bo'ladi kim? Allohni zikrini ko'p qilgan inson. Chunki o'tgan darsimizda aytdik-ku, wala yadhkuruna Alloha illa qalila. Munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'ladi. Namozga tursa yalqonlik bilan turadi. Odamlarga riyo qiladi va Allohni ko'p eslamaydi. Allohni zikrida ko'p bo'lgan odam nifoqda omonda bo'ladi. Wa bariya minash shuhi man adda zakata malihi. Nifoqdan omonda bo'ladi kim? O'zining molini, zakotini ado qilgan odam. Zakot bergan odam. Mana shu zakot ham ixlosga tegishli bir amalda ajoyib. Nech puliz borligini o'z bilasiz. Hech kim bilmaydi nech puliz borligini va undan nech pul zakot chiqqanligini ham hech kim bilmaydi. Roza ixlos amali bo'lganidek birodarlar, hech kim ko'rmagan joyda ham rozador bo'lasiz. Zakot ham mana shu ixlos ixlosingizga dalolat qiladigan amallardan. Keyingi hadis
ve bariye minel gilli men ahlase fil ameli ve nasaha vel ulatel amr ve lazime cemaatel muslimin. Müslümanlı adavattan, gıllagaçlıktan kalbi pok boladı. Kaçan? Kaçan ki amalda ihlaslı olsa, boşluklarga nasihat göb olsa ve Müslümanların cemaasını özüge lazım tutsa. Ahl-ı sünne vel cemaada olsa. Ahl-ı sünne vel cemaa kim dese, sünnetini mahkem üşlegen Müslümanların katta kısmı. Sünnet yolunu üşlegen Müslümanların katta kısmı. Ahl-ı sünne vel cemaa. Mana endi musulmonlar ahli sunna val jamoa haq ekanligini dalili bormi? Bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tajtamiyu ummati ala xato" yoki "La tajtamiyu ummati ala dalala". Meni ummatim deganlar Rasululloh xato ustida jamlana olmaydi. Meni ummatim zalolat ishi ustida jamlanmaydi. Bu ahli sunna val jamoa degan Müslümanların katta cemaası ikide akide ve torala mezhepten bittiyse üşerip gelgen şu bile ahl-ı sünne bugen. Ümmetinin katta kısmı bana şu ikide nasıl da cemlerini yaptı mı? İkide akide de totta mezhepte. Demek şu doğru ikenliği bu hadis dalil buladı. Çünkü zalalat olsa ümmetinin katta kısmı onun üstüde cemlerini almaydı. La tecidemi ümmeti ala dalala. Benim ümmetim diyordu Resulullah zalalatın üstüde. Hata işte üstüde cemlerini almaydı diyordu. Bu ümmet ahl-ı sünne vel cemaa Maturidi Eş'ari akidesi Torala mezhebi üstüde başı bir bob geliyordu. Çünkü biz ikkilenmeyimiz özümüz tutken yolumuz akidemiz mezhebimizde. Makul mu? Biz ahl-ı sünne vel cemaamız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kişi gelip soradı. Ya Resulallah mal hitalu fi sabilillah. Ya Resulallah Allah'ın yolu dedi ceng, hital kandeyi boladı. فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ عَضَبًا Aramızda ayrım adamlar gazablanıp uğruşadı. وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً Yani bazılar hamiye cihatından uğruşadı. Milletçilik kılıp, kabileçilik kılıp, uruhçilik kılıp. فَرَفَا اِلَيْهِ رَاسَهُ فَقَالْ وَمَا رَفَا اِلَيْهِ رَاسَهُ اِلَّا اَنَّهُ كَانَ قَائِمًا Peygamberimiz kötü arıp durup başına. Yani tike turgan adı bu adam. Onge karab ettiler ki Men qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya fahuwa fi sabilillahi azza ve celle. Bir adam açığı gelip gazablanıp vuruşu yaptı. Bir adam uruhçılık kılıp, milletçilik kılıp, kabileçilik kılıp vuruşu yaptı. Resulullah yaptılar. Kim Allah'ın kelimesi âli buluşu için cenk kılıyken bosa, bas şu Allah'ın yolu beyken. İhlas cüda ham hatalı mavzu. Peygamberimizin hadisini esleyemiz. Kıyamet günü de Hisob kitob boshlanganda taroziga birinchi bo'lib 3 ta odam olib kelinar edi. Olim, boy, shahid. Dunyodagi eng qiyin ishlar. Olim umrini ilm yo'liga sarflagan, ilm o'qigan, umrini oxirgacha ilm o'qitgan. Alloh taolo tarozini oldiga olib keladi. Unga ne'matlarini eslatadi. Banda ne'matlarini eslaydi. Alloh taolo aytadi: "Nima qilding mana shu ne'matlarim ustida?" Bu olim banda aytadi, parvardigor, seni roziliging uchun ilm o'qidim, seni roziliging uchun ilm o'qitdim deydi. Haqiqatan qilgan shu ishdi. Ammo niyatini Alloh taolo biladi. Yolg'on gapirding deydi. Sen olim degan nom uchun qilding, hurmat e'tibor uchun qilding. Niyating shu edi. Odamlar seni olim dedi, hurmat qildi, maqom martabaga ko'tardi. Mukofotingni olding, sur buni jahannamga deydi. Yüzü bilan yerga ishqalab sudrab oborib jahannamga tashlanadi. Akalar bitta quni duosini yodlab olishimiz qanchalar qiyin. To'tta surani yodlab olishimiz qanchalar qiyin. Endi o'rgangan narsamizni birovga o'rgatishlik undan ham qiyin. Qiyin amalda qildi, ammo niyati noto'g'ri bo'ldi, jahannamga ketdi. Ikkinchi o'lib boyni olib keladi taroziga. Alloh taolo bu boyga o'zini ne'matlarini eslatadi. Banda tan oladi, e'tirof qiladi. Senga falan falan ne'mat berganman, yana senga davlat ham berganman. Nima ish qilding deydi. Banda aytadi, Parvardigor, qayerda seni roziliging bo'lsa, shu yerga pul sarfladim. Yetim yesir, qarindosh urug', qiylanganlar, masjidlar, madrasalar yo'l solgan, haqiqatan savob ishlarni qilgan. Ammo Alloh taolo uning niyatini bilar edi. Aytadi, yolg'on gapirding. Sen sahovat pesha, xotam toy Sahih inson degan unvon uchun, nom uchun qilding. Qilding. Odamlar seni shunday deb atadi.
demek hakkını aldın. Allah da hakkı olmadı. Surumunu cehennem gidiydi. Yüzü buna yeri işgab abarladı, cehennem yolu oktırladı. Kim kaldı? Kim kaldı? Birinci, ikinci adam, bittesi ilmini, bittesi pulunu sarflayan bulsa, bu şahit canını fida kıyan Allah yolunda. Allah Teala nimetlerini isletedi. Bende tanıladı. Neme kıldın deydi. Bu bende ayetedi, parvardigar, men senge özümü canımı kurban kıldım. Seni yolunda bugün cengde can fida kıldım deydi. Allah Teala ayetedi, yalan yapardın. Çünkü bu niye niyetini bilerdi Allah Teala. Siz bilen bizim niyetimizi bilip durup tazır. Sen ölsem meni şahit deyişedi, meni maktaşadı deyip durup ceng kıldın, öldün. Adamlar maktadı, niyetin yettin. Sür bunu cehennem gidiydi. Bu niye yüzünü yer geç kaba varıp cehennem yolu aktırladı. Bu adamlar kılışı mümkün bugün en kıyın işler. Bunlar kıldı üçelası. Kıldı, fiilen kıldı. Ama niyeti doğru bulmadı. İhlas bulmadı, cehennem yolu aktırıldı. Üçüncü et yapız. Peygamberimiz Muaz raziyallahu anh'a yet yaptılar ki, ey Muaz, ihlas bulan az yine amel kıl yeter de şöyle yaptılar. Sa'd ibn Abi Waqqas yet yaptılar. İhlas bulan az yine amel kıl, dereceyi hem, mertebeyi hem, yakşılığı hem ziyade buladı de yaptı. Ne meyken? Birinci nöbette buradalar. İhlas eken. İhlas eken. Münafıklar kelime keltirgen. Kareyler. Münafıklar namaz okuyken. Münafıklar cihatke çıkan Resulullah bilen. Lekin kalbi de ihlası yokluğu için bu kıyken amelleri onlarını necatke yap çıkmadı. İnnel münafikine fi derkil asfali minen nerede de Allah Ta'ala? Münafıklar cehennemini en tübüde buladılar. Kafirlerden, müşriklerden, mecuslerden pasta buladı. Ne mi için? Nifak vardı onlarda kalbi de. Çünkü siz bilen biz meşke kerekenliğimiz, Rozu tutuyorkenliğimiz ki aldanıp özümüzü ihlaslı iman deyip anık işan vermeyelik. İhlasımızı tezle tezle bak duruyelik, teşirip duruyelik. Niyetlerde tez tez yengilep duruyelik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Şirk, riya, sıradı kalbilerge şunu da kirip geledi ki karangı hanada, kapkara taşlı üstü de kara çumalı umarıp kirip geyendik. Sezası mı? Kop karangı yüzü tasavvur kılın. Kop kara taş tasavvur kılın. Unusuz da ketekken kara çumalını tasavvur kılın. Sezası mı? Sezmiyiz. Bana şimdi kirk yapıp kaladı. Ya Resulullah kandı yakalı kutunamız bundan deyip soruşken de Resulullah ettiler. Allahümme inni a'udu bike min en uşrike bike şey'en a'lemuh ve astagfiruke lima la a'lemuh inneke ente a'lemul guyub duasını okuyurlar dediler. Kelimeyi kelime-i raddü küfür. Yani küfürünü, radd kılıçlığını kelimesi. Şu kelimenin hiç olmasa etlemende üçte keşfette üç mette okup koyuyelik. Bir anda sahabı işe kilip getirken de çıkıp getirken de bir nimak koyuyelik, okup koyuyelik. Ne mi degen? Allahümme inni a'udu bike. Parvardigar, men senden panah dileyim ben. Min en üşrike bike şey'en ve ana a'lamı. Bilip durup şirk yıldırıp o işten panah dileyim ben. Bilmezden şirk yıldırıp o işten panah dileyim ben. Elbette sen gaybde buladığın zatsan. Tağda keladigan salih amaling bor bende. Ama onun ortadan sen Allah'ın rızası emas, başka narsani közleysen. Hoca kürsünni, adamların maqtovini. Bu habada bo'lib ketadigan amal bo'ladi birodarlar. Mana aytdik, muhabbat mavzusi xatarli mavzu edi. Ama ixlos undan ko'ra xatarliroq bo'lgan mavzu. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Ana aghnal aghniya anish-shirk." Men amila amalan ashraka fihi ghayri fa huwa lillazi ashraka fihi wa ana minhu bari. Kim Alloh taolo aytadi, men shirkdan pokman. Kim menga birovni sherik qilgan holida bir amalni qilsa, bas uning amali o'sha sherik qilganiga, men undan pokman. Amalingiz 99% Allohning roziligi uchun bo'ldi, 1% mahalladagilarda ko'ni uchun bo'ldi. 99% Alloh uchun bo'ldi, 1% riyo uchun bo'ldi. Alloh buni qabul qilmaydi. Innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Albatta Alloh pokiza zot va faqat pokiza narsani qabul qiladi. Jasadingiz pok bo'lsin, kiyimingiz pok bo'lsin, joyingiz pok bo'lsin, qalbingiz pok bo'lsin.
Başka hadis kudüsüde riyo üçün savobli amal qilgan odamga Alloh taolo qiyomatda aytadi. Izhab fahuz ajraka mimman amilta lahu la ajralaka indana. Bor. Ana shu amalingni kim uchun qilding? Mukofotini o'shundan so'ra. Bizning huzurimizda senga mukofot yo'q. Bizning huzurimizda senga mukofot yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna Alloh la yanzuru ila ajsadikum va la ila suvarikum." Alloh sizlarni suratingizga, jasadingizga qaramaydi. "Valakin yanzuru ila qulubikum va ashara bi asabihi ila sadrihi." Va barmoqlari bilan o'zini ko'ksiga ishora qilib turib, qalbiga ishora qilib, Alloh taolo sizlarni qalblaringizga qaraydi deb ishora qildilar. Qilayotgan amallarimizning maqbul bo'lishligi ikkita narsaga bog'liq. İhlas ve muvaffakata sünne. Kılıkken işimizde halis Allah'ın razılığını közleyen buluşumuz gerek ve zahirada amellerimiz sünnetki muvaffak buluşluğu gerek. Allah subhanahu bana asarlarda keltirilirdi. Allah da olay tadı. Al-ihlasu sirun min sirri istavda'tuhu kalbe men ahbabtuhu min ibadi. İhlas dedi Allah da olay. Men özüm yakış görgen bandalarının kalbige caylegen sırdır. İhlas, Allah yaxshi ko'rgan bandaning qalbiga joylangan Allohning siri. İhlasni nima ekanligini, ihlosning mazasini bu ihlos degan amalga kirishgan odamgina totib ko'ra oladi. İhlos haqning sirlaridan. Shuning uchun ihlosi yo'q odam xaloyiqning maqtovini quvib yuradi. Odamlar maqtashini, unga sana aytishligini istab yuradi. Ammo haqiqiy muxlis odam, xolis Alloh uchun ish qilayotgan odam, odamlarni maqtovunga kerak emas. Mana shu maqtovga o'zini muhtoj deb bilmaydi. Masalan, like bosib qo'ying deydi. Xullas o'sha qaysidir ijtimoiy tarmoqqa suratini qo'yadi. Bunday qilib tushadi, bunday qilib tushadi. Fransiyaga borib tushadi, xullas Amerikaga borib tushadi-da, like bosib qo'yinglar deydi. Lekin har kuni ochib qaraydi hali suratini. Mo kattalar bilmaysizlar, shunga kasal bor hozir aka. Bunday qarayda nechta odam like bosibdi deydi. Nima uchun shu like kutadi bilasizmi? Insonni ichida boshqalar unga diqqat e'tibor qilishliklariga bo'lgan ehtiyoj bor. Ana shu like bossa, demak 300 ta like bo'pti. 300 ta odamga yoqibman deydi-da, o'zini qadrli his qiladi. Qadr qiymatim bor ekan deydi. Endi hali bossa ekanga nima rezon? Bosa ekanga nima interes desiz, unga ham xuddi o'sha narsa. Bizning ham fikrimiz kimgadir interesni ekan. Ammo muxlisman desa, unga odamlarning like ham, odamlarning maqtovi ham, odamlarning sanoatsini ham keragi yo'q. Chunki Alloh subhanahu va taoloni qadrlagani shu bandasini kifoya qiladi. Muxlis banda Alloh bilsa bo'ldi deydi. Aksincha qilgan amalini odamlar ko'rib qolishligini xohlamaydi. Alloh bilsa bo'ldi deydi. Tushunarlimi nimaga like bosasizlar? Muxlis odam o'zida maqtovga muhtojligini his qilmaydi, chunki Allohga bo'lgan ixlosi uni o'zi saodatli qilib qo'yadi. Shuning uchun odamlarning maqtoviga intilmaydi. Agar bir odam savobli ish qilib turib odamlarni qadrlashini kutayotgan bo'lsa, demak bu odamda ixlosida kamchilik bor. Ulamolar ixlos haqida nima deyishgan? Qur'on oyatlari, sahih hadislar, hadis qudusiylar ixlos amalning yarmi ekanligini bayon qiladi. Innamal amalu binniyat. Ulamolar aytishadi, ifrodul haqqi subhanahu va taala bil qasd fit ta'a. İhlas nima? İhlas taatdagi qasdda Alloh subhanahu va taoloni yakkalash. Taatdagi maqsadda taatdan maqsad nima? Alloh taoloni yakkalash. Masalan bir yigit ko'chada o'rtoqlar bilan ketyotdi, peshinga ozon aytib qoldi. Shunda do'stlari masjidga kiruvdi, ularga qo'shilib kirdi. Endi savol. Agar yolg'iz o'zi ketayotganida, ozon aytganida kirarmidi, kirmasmidi? Agar yolg'iz ketayotganda ozon aytsa kirmaydigan bo'lsa, demak bu odam ixlosi yo'q. Do'stlaridan uyalganidan, xijolat bo'lganidan, ulardan ajrab qolmaslik uchun kirdi. Demak bu odamning qilgan ishida nima yo'q?
ihlası yok. İhlas ne mi? İhlasın tariflerinden tasfiyatul fi'li an mulahadatil mahlukin. İhlas amalini, fiilini mahlukatlarının mulahazalarından pakilash. Yani adamlar kördü mü, körmedi mi? Onun itibar vermezlik. Eğer kliyetken işinizi, adamlar körüşü yiye, kalbinizde rahmet olsa, burada ihlası izin mi koyun? Teşirip koyun. Yani aytilinadi. İhlas nima? İhlas halkning mulohazasidan nafsingni to'sishlik. Seni qalbingga odamlarni moqtashi ham, yomonlashi ham farqsiz bo'lishligi. Seni bomdodga chiqayotganini bilsa ham, bilmasa ham chiqaverasan. Seni qilgan ihsoningni biroq ko'rsa ham, ko'rmasa ham qilaverasan. Masjidi yonida katta bir qassobxona bor. Qadimda bo'lgan qissalardan her günü haligi qassob yarım kilodan, bir kilodan, to'rtta, beshta go'shtni tayyorlab turadi. Namoz o'qib chiqib ketayotgan odamlarga qarab turadi. Faqir muhtojlar bo'lsa, shap-shap qo'liga beradi, ihson deydi. Odamlar qassobni yaxshi ko'radi. Solih inson, xayr-saxovatli, rahmat ham kutmaydi. Shunday tarqatib qo'yib ketadi, qoyil. Endi mana shu jamoatda bir boy odam bor edi, oshiqcha boy odam, hech ham ihson qilmas edi. Haligini malomat qilishaveradi. Sen qilmaysan ammo qassobni qara. O'zi 1 kilo, 2 kilo go'shtni foydasiga tirishchilik qiladi, lekin qara berayotganini xo'p deb qo'yaradi, indamasdi. Oradan vaqt o'tdi, haligi boy vafot etdi. Birdan qassob go'sht bermay qo'ydi. Ma'lum bo'ldiki, o'sha boy pulni berib qo'yar ekan, qassob tarqatar ekan. Odamlar qassobni maqtayapti. Boyagi boyni maqtashmayapti. Mana shu boy muxlis odam deyiladi. Chunki unga odamlarning maqtovi kerak yo'q edi. Illa bitiqo avajihi robbihil a'la. Faqatgina oliy bo'lgan Parvardigorining yuzini ko'zlab amal qilgan edi bu odam. Mana o'lib-o'da keyin ma'lum bo'ldi. Bormi birorta amalimiz? O'zimizdan so'raylikki, qildik, hech kim bilmadi. Hech kim bilmadi umuman. Agar bor bo'lsa, umid qiling. Ehtimol bitta shugina amali sizni jannatga kirib kelishingizga kifoya qilib qolar. Man shahida fi ikhlasihi al-ikhlasa fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlasin. Kim o'zining ixlosida ixlosni ko'rsa, bas uning ixlosi ixlosga muhtoj ekan. Kim o'zining ixlosida ixlosni ko'rsa, bas uning ixlosi ixlosga muhtoj ekan. O'zini muxlis deb bilyaptimi? Men muxlisman, ixlosli odamman deyaptimi? Bu odamga ixlos kerak. Chunki muxlis odam men ixlosliman, muxlisman demaydi. Yana bir marta qaytaramiz. Alloh subhanahu va taologa da'vat qilishlikdagi eng xatarli mavzu bu ixlos. Ixlos dinning asli. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana shu hammamiz bilgan hadislari innamal amalu binniyat. Amallar niyatga bog'liq. Bu hijrat haqida aytilgan hadis edi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sahobalariga Madina Munavvaraga hijrat qilishlikni buyurganlaridan keyin hijrat boshlandi. Kimning hijrati Alloh va Rasul uchun bo'lsa, uning hijrati Alloh va Rasul uchun bo'ldi. Kimning hijrati dunyo matohiga erishlik bo'lsa, uning hijrati shu uchun bo'ldi. Kimning hijrati biror ayolga nikohlanish uchun bo'lsa, uning hijrati ana shu uchun bo'ldi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Nima deb hijrat qildi? Hijrati o'shunga. Haj ham shunaqa. Umra ham shunaqa. Zeriktirdi jo'ralari, bormaysanmi hajga? Bormaysanmi umraga? Puling bor u, aytishdi, aytishdi, zeriktirishdi. A borsam borib kere, shu uningni o'chirishgina deb borib keldi. Nima bo'ldi bu amal? Bu amal jo'ralarini gapidan qutulish uchun bo'ldi. Amalning qiymati birodarlar uning niyatiga bog'liq. Al-ikhlos istiva'u amalil abdi fi zohiri val botin. Ikhlos nima? Ikhlos bandalarning amallarini zohiri ham, botini ham bir xil bo'lishi. Zohiri ham, botini ham. Kishi yolg'iz qolganda Alloh man qilgan ishlardan to'xtayaptimi? Yolg'iz qolganda uni shu ishdan to'xtatadigan qo'rquv bormi?
Agar yolg'iz qolgan paytda uni ma'siyatdan to'xtatadigan qalbida taqvosi, qo'rquvi bo'lmasa, Alloh uni boshqa amallarga parvo qilmaydi. Demek amalimizning zohiri ham, botini ham bir xil bo'lishligi kerak. Amalning botini zohiridan yaxshiroq bo'lishligi kerak o'zi aslida. Endi ikkalasi teng bo'lsa ham katta gap. Agar odamlarda orasida yurgan paytingdagi taqvoying bilan yolg'iz qolganda ham tura olsang, demek sen ixlosli odam ekansan. Ma'qulmi? Otasini, onasini oldida, yosh kattalarda oldida uyat gapni gapirmaydi. Televizorda birovni bir nojo'ya bir surat chiqib qolsa teskari qaraydi. Kim oldida? Odamlarda oldida. Lekin yolg'iz qolganda telefoni bilan. Shunda ham ko'zini tiya oladimi? Agar yolg'iz qolganda ham tiya olayotgan bo'lsa, bu odam ixlosli odam. Aks holda bu odam ixlosli bo'lmaydi. Yana aytiladi: Al ikhlosu nisyanu ru'yatil xalqi bi davomi nazari ilal haqq. Haqqa nazar solishda davomi bo'lib, xalqning qarashini unutishlik. Allohning o'zi bilan ovora bo'lgan odam, odamlar unga nima deyishligini qizig'i yo'q unga. Sahl al-Tustariydan so'raldi: Nafs uchun eng og'ir narsa nima? U javob berdi: Nafs uchun eng og'ir narsa bu ixlos. Chunki ixlosda nafs uchun bironta ulushi yo'q. Unda shahvat yo'q. Ixlos uni sindirib, tekshirib turadi. Ixlos nafs uchun yuk. Ixlos nafs uchun yuk. Ixlos nima? Ixlos doim nafsizga teskari bo'lgan, nafsiz xohlamayotgan ishga buyurib turadi. Obro' olinadigan joyda bo'lishni xohlaydi nafs. Ammo ixlos nima qilmaydi? Bunga yo'l qo'ymaydi. Kim qilib qo'yibdi-ki, ertaman kelsak masjidga palosni yangi qilib suqib qo'yibdi. Sopi ham bilmayapti kim qilganligini. Men qildim shuni degan keladi. Nafsing shuni xohlaydi, lekin ixlosing nima qiladi? Aytyapsiz-ku, ixlos nafs uchun nima ekan? Nafs uchun yuk ekan. Qur'onda chiroyli o'qib berdingiz, patoyga kirib bir-biriga ishora qilib qolishdi. Zo'r o'qiyor ekanmi? Kim ekan? Ketdingiz, quloqingizning bittasi qoldi o'sha yerda. Quloqingizning bittasi qoldi o'sha yerda. Birodarlar, juda xatarli va qiyin mavzu. Qiyin. Har doim o'zimizni ixlosimizni tekshirib turishimiz kerak. Nafs nimani xohlaydi? Nafs inson uning eng chiroyli holatda turganini boshqalarni ko'rishini istaydi. Namozda ko'z yosh to'kayotganingizni istaydi nafs. Odamlar ko'rsa edi. Hech kim ko'rmayotgan joyda bir savobli ish qilayotganingizni odamlar ko'rib qolsa edi. Riyo sum'a. Ulamolardan biri dedi, kim Alloh uchun 40 kun ixlosli bo'lsa, Alloh taolo uni tilidan hikmat buloqlarini chiqarib qo'yadi. Qalbida hikmat bulog'i paydo bo'ladi. 40 kun ixlos, bu qiyin narsa. Ammo shuni uddalagan odamga Alloh taolo hikmatni ato qiladi. Xatolarni to'sib qo'yadi. To'g'ri yo'lni ilhomini beradi, qalbini iymon bilan obod qiladi. Yana ulamolar aytishadi, agar banda ixlosli bo'lsa, undan riyo va ko'p vasvasalar ketadi. Ixlos nima? Ixlos ortiqcha, har qanday ortiqcha narsadan qalbni poklashlik. Mana temirda tarkibida birodarlar turli bir aralashmalar bo'ladi. Ana shu aralashmalarning ko'pligi temirni mustahkamligini ketkizadi. Ustiga yuk tushsa temir sinib ketadi. Agar temir ichida hech qanday aralashmalar bo'lmasa, sof temir o'zi bo'ladigan bo'lsa, har qancha yukni ko'taradi. Ammo ichiga boyagi biz aytayotgan axlatlar, boshqa aralashmalar qo'shilib qoladigan bo'lsa, u temir edimi deb puritadi. Nimaga uzilib ketdi u? İçide ahlat köpüdü de. Buradalar, ana şu temir sızılan bizi kalbimiz. Ana şu aralaşmalar, bu riya sünme hoca görsün bu genişler. Yani ayetinin adı ihlas, amalga nafsinin hoşçlarını aralaştırmaslik. Adamlarga yokşlik, onlarda maktavları, onlarga yaman körüm kalışıdan korkuş, ularni qo'lidagi mollarini, dunyolarini, hurmatini istash, ularni xizmatini talab qilish, shunga o'xshagan narsalarni istashlik ixlosga xilof ishlar. Bilasizmi siz qachon
xolis ish qilasiz. Ördeklar suvda suzib yurgan bo'ladi, ko'rasizlar televizorda, nonni sindirib-sindirib tashlaydi. Hech kim yo'q. Yoki shunda suvga baliq tashadingiz nonni, baliqlar kelib yeyapti. Shunda indama ketaverasiz. Baliqlardan rahmat kutasizmi shunda? Mana shu ish haqiqiy ixlosli. Tashadingiz, ketdingiz. Xuddi qilmaganday ketdingiz. Muxlis odam savob ishni qiladi, qilmaganda qiyuradi. Gilonni sop qo'yadi, orqaroqda joy bo'lsa ham o'tiraveradi. Oldiga o'tkizmasa xafa bo'lmaydi. Uni qadrlashlarini kutmaydi. Yana qaytarib aytaman, istenda o'zingizni hayotingizda bironta shunaqa amalimiz bormi bizi? Qildik, hech kimga bildirmadik. İxlosning darajalari bor, birodarlar. Birinchi daraja. İxlosli odam meni amalim bor deb bilmaydi. Ya'ni qilib qo'ygan katta amalingiz bor bo'lsa ham, masalan, katta masjid solib qo'ydingiz. Mana shu masjidni, mana shu katta amalni meniki deb o'ylayapsizmi? Demek sizda ixlos yo'q. Chunki bu ishni o'zim qildim deb Allohdan mustaqilman deb o'ylayotgan bo'lasan. Tushunalingmi? Turib Allohning fazli bo'ldi deyish kerak. Men qildim deyapsizmi? Demek Allohdan mustaqil ravishda qildim deb o'ylayapsiz. Birinchi darajasi nima ekan? Meni amalim bor deb bilmaydi. Ixlosi bor odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilardilar. Parvardigor, men sen bilan borman. Sen tufayli borman. Men sening o'zing bilan qoimman. Menda bor narsaning hammasi sening fazlingdan, maqsadimning hammasi seni o'zing. Menda nima yaxshilik bo'lsa Allohdan, menda nima kamchilik bo'lsa bu o'zimdan. Agar inson shunaqa e'tiqodda yashasa, oyog'i yerdan ko'tarilib ketmaydi, kibrga, g'ururga ketmaydi. Zakovating, ilming, tajribing, infoqing, bularning hammasi Alloh taoloning o'zidan, Alloh taoloning fazlidan. Meniki dema banda. Chunki Qorun qola innama utituhu ala ilmin indi degan edi. Mendagi buncha mol davlat menga mendagi ilm tufayli berildi. Meni ilmim tufayli degan edi. Keyin nima bo'ldi? Yer yutdi. Ya'ni Parvardigor, men sen bilan borman, sen bilan qoyimman. Menda nima yaxshilik bo'lsa bu sendan, endi nima kamchilik bo'lsa buni o'zimdan. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Ey insanlar, sizler fakat Allah hohlagan narsani yine hohlay olasizlar. Allah hohlamasa sen qilolmasding bu narsani. Uchinchi, her sefer bir ish qilgan bo'lsak, aytaylik, Allohning fazli bo'ldi, Allohning fazli bo'ldi, Allohning fazli bo'ldi, ozgina biz mehnatimiz sabab bo'lib shu ish bo'lib ketdi. Yoki bo'lmasa, iloji bo'lsa, majhul sig'asida gapirish kerak. Birodarlar, mana shu masjid qilindi. Mana shu savobli ishlar tarqatildi odamlarga deyilsa, shu ish harakatni bajargan odam yo'q. Kim deb so'ra olmaysiz? Qildim, etdim deyaptimi? Demak, odam bu bo'lgan odamda ixlosi yo'q. Men qildim demaydi hech qachon. Chunki sen biron bir yaxshi ish qilgan bo'lsang, Alloh izn bergani uchun shunday qilding. Agar izn bermaganida bunday qila olmasding. Agar Alloh qo'llamaganda sen bu ishni qilolmasding. Agar Alloh seni ahli haq bilan birga qilmaganida bunday bo'lmasding. Agar Alloh senga mana shu molni, quvvatni bermaganida sen shu holatda bo'lmasding. Shuning uchun amalingni zo'r ekanligini ko'ryapsanmi? Anchimcha odam qila olmaydigan ishni qilib qo'ydim, deyapsanmi? Ixlosing yo'q ekan, birodar. Iza arada robbuka izhara fadlihi alayka xalaqal fadla va nasabahu ilayka. Agar Alloh o'zining senga bo'lgan fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, ana shu fazlini yaratib, uni senga nisbatlab qo'yadi. Alloh bir qoriga ovoz berdi. Ki Qur'on o'qisa hamma yayraydi, maza qilib eshitadi. Shunda qori nima deydi? Nima deydi? O'zi Qur'onni mehnat qilib yodlovdim. Ovozim ustida qattiq ishlovdim. Sovuq suv ichmadim, tuxum yutib yuruvdim deb o'ziga nisbat qilsa pishdi. Endi Alloh taolo
bir qoriga chiroyli ovozni bergan bo'lsa, demak shu bandaga o'zining fazilatini ko'rsatmoqchi bo'pti. Shu ovozni yaratib turib berib qo'yibdi. Tushuntira oladimmi? Bugungi asosiy olishimiz kerak bo'lgan narsa shu. Agar Alloh seni erkalatmoqchi bo'lsa, shu bir fazilat yaratib turib, "Men banda senga" deb qo'yadi. Mana shu Allohning fazli bo'ladi. Shuning uchun aytyapmiz, Allohning fazli bo'ldi, Allohning fazli bo'ldi, Allohning fazli bo'ldi, keyin mana shu ish chiroyli bo'ldi. Alloh taolo sizga fazilat ko'rsatish xohlagan bo'lsa, sizni erkalatish xohlagan bo'lsa, boylikni yaratdi, "Men banda senga" dedi. O'zi sen loyiq emas eding bu boylikka. Tushunarlimi? Agar Alloh o'zining senga bo'lgan fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, ana shu fazlini yaratib, uni senga nisbatlab qo'yadi. Men mehnat qildim, shuning uchun Alloh haqqimni berdi deyish haqqimiz yo'q. Men shunga loyiq mehnat qildim, men shu kungacha sabr qildim, men shuncha mehnatni ko'tardim, shuning uchun Alloh berdi. Ya'ni men shunga loyiq edim deb bo'lmaydi. Chunki sendan ko'ra ko'proq mehnat qilayotganga Alloh bermayapti. Bu nimaga o'xshaydi? İşçi 10 bin somlik işte kıldı, dagavor kıldı. İşi 10 bin somga dagavor kılındı, 10 bin somlik iş üyine egesi boyaga işçiye 10 bin de verdi de. Bu onun hakkı. Kendi 5 bin koşup koyardı, mehmansız geldi. Bana şu fazıl değildi. Senin işin 10 binlik, abi oldun, lakin o benden deme. Fazıl bu siz layıkmazsınız onga. Allah da olan sizge vergen hadiyyası. Mabut da bende sen gidi. Agar Alloh bir bandasiga o'zining fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, shu fazlini yaratib turib, shu bandaga nisbat qilib qo'yadi. Shuning uchun sizda nima fazilat bor? Qarang, boshqalarda yo'q bir narsa bor sizda. Pulingiz bor, ilmingiz bor, chiroyingiz bor, quvvatingiz bor, chiroyli ovozingiz bor, qandaydir odamlar bilan go'zal muomalangiz bor. Nima bor sizda? Yaxshilik. Aytingki, bu Allohning menga bergan hadiyasi, Allohning menga bergan fazli. Bizde nima yaxshilik bo'lsa Allohning fazli. O'shuning uchun doim hokisor yurishimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makka mukarramani fath qilganlarida 13 yil Makkada mushriklar tomonidan aziyat ko'rdilar. Hijrat qilganidan keyin 8-yil Makkani fath qildilar. 21 yil mehnat, mashaqqatni, qiyinchiligini, ochligini, xorligini ko'rib toshboron bo'lgan Rasulullah Taif'ten katiyatı. Namaz okuyorken de işe çavala taşla koyuşken, Rasulullah'ın yüzüğü tüpürüşken, Rasulullah karnı açtı giden, Handağı'da ikideden taşlı bayla yürüyen zor. 21 yıllık mehnet tıkılıp, Mekke'ni Allah da Allah fatkı vergeni de, galip, muzaffer, komandanlık, meşin de töşünü götürüp gelmediler. Belki, şundaki bir hakisarlık bile engeşip, tüyasını örkeçige, sakalı tegadigan derecede engeşip, hakisarlığı bile girip geldi. Biz mehnatimiz gerisi mükafatı aldık deme yaptı. Bana biz kimden organışımız gerek? Mumun kişi bir ilişki okşaydı ki o ilişki içi altın toldurulgen. Eğer özünü altınge tolduraman da öyle boşlasa içindeki altını boşaltıp oyladı. Neticede ilişkini özü kaladı. İlişkisi kadri bu miydi? Bir xum tilla deydi. Uni siz ehtiyot qilasiz, uni ko'tarasiz, tushirib olmaysiz. Nima uchun? Xumni qadrlaysizmi, ichidagi tillasinimi? Tillasi to'kilgandan keyin u xum hech kimga kerak emas. Demak, mu'min banda idishga o'xshar ekan, ichidagi tilla bu uning ixlosi ekan. Ixlosi qancha ko'p bo'lsa, shunchalar qadrli bo'ladi bu idish. Ammo oltindan bo'shagan idishni qadri qolmaganidek, agar insonning qalbida ixlosi bo'lmasa, bu insonda ham qadri qolmaydi. Ammo u fazilatni o'zining egasiga nisbat qilsa, qaytarsa, Allohning fazlida bilsa, oltin o'sha idishda doim qoladi, u bilan idish qadrli bo'ladi. Demak, banda sen o'zingni fazling bilan emas, Allohning fazli bilan azizsan. O'zingni ilming bilan emas, Allohning ilmi bilan qadrlisan. O'zingni quvvating bilan emas, Allohning quvvati bilan quvvatlisan. Mana shuni narsani ta'kidlab Alloh taolo aytadi. Va laula fadlullohi alaykum va rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinalloha yuzakki man yasha'u wallohu samiun alim.
Agar sizlarga Allohning fazlu marhamati bo'lmasa edi, sizlardan biron kishi biron gunohdan pok bo'lmas edi. Alloh bermasa, birortamiz gunohdan tiyila olmaymiz. Allohning fazli bo'lmasa, bironta surani yodlay olmaymiz. Allohning bizga fazli bo'lmasa, bir tin sadaqa qila olmaymiz. Agar Allohning fazli bo'lmaganida birortalar bitta gunohdan pok bo'la olmasdi deylar, deyapti Alloh taolo. Lekin Alloh o'zining fazli marhamati bilan o'zi xohlagan kishini poklar, Alloh eshitguvchi, bilguvchi bo'lgan zot. Bu oyatning ma'nosi kundek ravshan birodarlar. Darsimizning xulosasi: agar Alloh bir bandaga o'zining fazlini izhor qilmoqchi bo'lsa, shu fazlni yaratib turib, shu bandaga nisbat qilib qo'yadi. Xulosa, bizda nimaki yaxshilik bo'lsa, bu Allohning bizga bergan fazli, alhamdulillah. Endi nima nuqson kamchilik bo'lsa, bu o'zimizning nafsimizning kasbi.